Merhaba arkadaşlar 2024 YKS başvurular başladı. Başvuru sürecine dair bütün detaylar kanalımızda bir oynatma listemiz var. 2024 YKS başvuruları diye aklınıza takılacak bütün soruların cevapları orada mevcut videolarda. E yine aklınıza takılan sorular varsa da yorumlara, videoların yorumlarına yazarsınız. E hemen 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 bütün sorulara cevap veriyorum sevgili arkadaşlar. Bir de bizim WhatsApp kanalımız var. Orada numaranızı hiç kimse göremiyor. O kanalımızın linkini de yorumlar açıklamada bırakırım. Oraya da mutlaka katılın. Güncel gelişmeleri kaçırmamak, pratik ders notları, e, özel soruları kaçırmamak için derim. 2018 YKS'de 2.381.590 aday başvuruda bulunmuş. Bir sonraki yıl 2019 YKS'de 2 milyon 515 bin 91 aday. Yani %10'dan daha az bir artış söz konusu 2018'den 2019'a. 2020 yılında ise bir düşüş söz konusu 2019'a göre. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar 2.424.718 aday başvuruda bulunmuş. 2021 yılına geldiğimizde de 2.592.390 adayın başvurduğunu görüyoruz. Buradaki artışta yani %5 bile değil sanırım matematiğim çok iyi değil kusura bakmayın fakat 2022 yılına geldiğinde bir çılgınlık görüyoruz 2.592.000 yani 2600 desek 3 e çıkmış 600 binlik bir aday Fazladan başvuruda bulunmuş. Neden? Çünkü baraj kaldırıldı. Üniversite sınavında biliyorsunuz TET ve AYT'de önceden baraj puanı vardı. Bu kaldırıldı. Ee, hani konu komşuya eşe dostlar rezil olurum korkusuyla sınava girmeyenler e, ne yaptılar? Sınava başvurmaya başladılar. Amcalar, teyzeler. E, yani yanlış anlaşılmasın tabii bu söylediğim. Yani ipini koparan herkes YKS'ye başvuruda bulundu. Geçtiğimiz yılda bu sayı 3,5 milyona dayandı sevgili arkadaşlar. 2022 YKS'ye göre %10'a yakın bir artış söz konusu idi. Bunun sebebi neydi? Geçen yıl deprem bölgesinde maalesef çok acı bir felaket yaşamıştık biliyorsunuz. Deprem bölgesinde sınav başvuruları, YKS başvuruları ücretsizdi. Bu nedenle de yine aynı şekilde ipini koparan herkes bakkalı, manavı, kasabı sınava başvurdu. Bir istatistik daha paylaşacağım sizlerle. Bu ÖSYM'nin resmi verileri bunlar. Deprem bölgesindeki 10 ilde 2022 YKS'ye göre 2023 YKS'de 400 bin daha fazla aday başvurusu vardı. Yani sınav beleş diye 400 bin daha fazla kişi sınava başvurmuştu geçen yıl. Yani bunlar olmasa geçen yok ki YKS başvuruları 3 milyon 100 bin veya taş çatlasın 2022 YKS seviyelerinde olacaktı. 3 milyon 200 bin seviyelerinde olacaktı. He, bu yıl ne olur bu rakam 2024 YKS'de ne olur? He, geçen yılki o 400 bin fazlalık bu yıl sınav başvurusu ücretsiz değil. Üstüne üstelik sınav başvurusu %156 zamla biliyorsunuz sevgili arkadaşlar 295 liraya e, çıktı yani iki sınava girmek isteyen bir aday yaklaşık 600 lira bir ücret ödemek zorunda bu da caydırıcı olacaktır özellikle üniversite öğrencileri üzerinde ama bu yıl e, İlk öğretime başlama 6 yaş 7 yaştan dolayı 12. sınıfların mevcudu önceki 12. sınıflara göre yaklaşık bir 350-400 bin civarında fazlalığı var. Yani sözün özü sevgili arkadaşlar ben maksimum bu yıl 2024 YKS'ye başvuran aday sayısının geçen yılkinin üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Hatta onun kadar da olmayabilir. He, eğer ki bu 12. sınıfların 350 bin, 400 binlik fazlalığı olmasaydı taş çatlasın 3 milyon 100 bin olurdu. Ama onlarla birlikte yani üç buçuk olabilir, maksimum 3 olabilir. Yani internette dolaşan e, söylentilerdeki gibi 4 milyonun üzerine çıkacak, 4 milyon olacak. Ben bunu düşünmüyorum. Zaten sevgili arkadaşlar şu da var. Nicelik değil nitelik önemlidir. Sınava isterse 10 milyona da girsin. Bu 10 milyon kişi içerisinde sınava gerçek manada emek veren, hazırlık yapan, ciddi ciddi çalışan adayların e, diğerlerinin önüne geçeceği zaten kesindir. Bu yüzden sayılara takılmayın. Siz çalışmanıza bakın. Elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışın. Daha önünüzde koskoca bir 4 ay var. Emin olun bu 4 aylık süreçte sıkı bir çalışmayla derece dahi yapabilirsiniz. Bunun örneklerini ben 23 yıllık öğretmenlik, e, koçluk hayatımda fazlasıyla gördüm. Bununla ilgili de zaten videolar çekeceğim sizlere. Benzer örnek öğrencilerimle ilgili sizlere moral motivasyon olması amacıyla. Sorularınız olursa yine yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.